Azerbaycan'ın İsviçre Büyükelçisi İbrahimova, Post gazetesine yaptığı açıklamada Ermeni diasporasının İsviçre'de etkili olduğunu ancak İsviçre'nin Azerbaycan devletinin toprak bütünlüğünü tanıdığını söyledi. İsviçre'de görev yapan Azerbaycan Büyükelçisi İbrahimova, arkadaşımız Bahtiyar Okumuş'un sorularını cevaplıyor. Kıymetli okurlarımız, bugün Azerbaycan Bern Büyükelçisi Sayın İbrahimova Hanım ile birlikteyiz. Sizi gördüğümüze sevindik Sayın Büyükelçim. Bilindiği gibi İsviçre'de Türk nüfusu 100 binin üzerinde ve izleyicilerimizin, okurlarımızın İsviçre'deki mevcut durumu anlamaları açısından size birinci sorum şu olacaktı. 8 Kasım'da Azerbaycan ordusu Şuşa şehrini kurtardığı haberleri geldi. 2 gün sonra da Ermenistan, Azerbaycan Dağlık Karabağ Savaşı'nı sona erdiren bir bildirge imzalandı. Bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz? Merhaba efendim, hoş bulduk. Davet ettiğiniz için size teşekkür ederim. Evet, çok doğru makamı kaydettiniz. Sevindirici haldaki İsveç'te Türk soydaşlarımızın sayı çoktu ve bazıları Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili doğru ve haklı bilgileri İsveç'in siyasi dairelerde yetirmek üzere büyük çalışmalarda yer alıyor. İndiki durumu İsveç'teki Türk icmasına anlatmak için kısa olarak Şuşa'nın azat edilmesi, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması operasyonunun tamamlanması yolunda önemli bir aşama olmuştur. Şuşa'dan bir gün sonra Azerbaycan ordusu 70'ten çok yerleşim yerini kurtarmış ve 10 Kasım tarihinde imzalanan belge ile 44 gün devam eden askeri operasyon tamamlanmıştır. Bu anlaşma Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın operasyonun başladığı ilk günden itibaren ifade ettiği şartlarla, yani Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklardan çekilmeye kabul etmesi şartıyla imzalanmıştır. Aynı zamanda söylemek isterdim ki bölgesel işbirliği açısından önemli maddelerin olduğu anlaşmayla Güney Kafkasya'da uzun yıllar devam eden savaş ortamının biteceğine, yani bir barış ve işbirliği dönemi başlayacağına inanıyoruz. Sayın Büyükelçim, ikinci sorum da şu olacaktı. İsviçre dahi uluslararası toplumdan neler bekliyorsunuz? Tabii ki adaletli yanaşmanı bekliyoruz. İlk önce onu söylemeliyim ki İsveç Konfederasyası Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve bunu şüphe altına almamakla devam ediyor. Maalesef Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümünün bu kadar gecikmesi ve 27 Eylül tarihinden başlayarak sıcak çatışmalarının başlamasının nedenlerinden biri de uzun yıllar boyunca dünyanın Azerbaycan toprak bütünlüğüne, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine gereken tepkiyi göstermemesi olmuştur. Bunun nedenlerinden biri de maalesef İsveç'te dahil olmakla birçok Avrupa ülkesi toplumunun bizim bölgemizle ilgili bilgileri Ermeni diaspora aracılığıyla almasıdır. Zaten bu durumda Avrupa'da, aynı zamanda İsviçre'de yaşayan Azerbaycan ve Türk diasporalarına önemli görevler düşmektedir. Bu informasyon mücadelesinde İsviçre'de yaşayan her bir Azerbaycanlı ve Türk soydaşlarımız elinden geleni yaparak Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ Savaşı ile ilgili gerçekleri bulundukları bölgede, yani munisipal ve kantonal seviyede anlatmaya çalışmakla adaletin berpasına yardım edebilirler. Sayın Büyükelçim, İsviçre Konfederasyonu'ndaki Ermeni diasporasının gücü ve etkisi nedir? Aslında çok ilginç makamı kaydettiniz. İsviçre'deki Ermeni toplumu hem finansal güç hem de nüfus yönünden en etkili diaspora topluluklarındandır. Resmi olmayan rakamlarla İsveç'teki soyadını değişmiş Ermeni nüfusu 70 binden fazladır. Burada İsveç Ermenileri Birliği, Zürich Ermenileri Birliği, Ermeni Kilisesi, Topalyan Vakfı, Cenevre Üniversitesi'nde Ermeni Şunaslık Üzeri Birimi, sonra İsviçre Ermenistan Örgütü gibi kurumlarının İsveç'in politik, ekonomik ve kültürel hayatına önemli etkileri vardır.
Üstelik biliyor musunuz, İsviçre'deki Ermeni toplumu genellikle üst gelir düzeyi grubuna dahil olmakla sahip oldukları finansal olanaklarla kendi politik, ekonomik ve kültürel çıkarlarına hizmet ediyorlar. Aynı zamanda İsviçre'nin birçok kurumlarında, munisipal konseylerinde, federal kurumlarında, özellikle Fransız dilli kantonlarda, burada biz bahsediyoruz Cenevre, Fribourg, Kanton Vaud ve Neuchâtel, Ermeni asıllı çok sayıda politikacılar temsil olunmaktadır. Gelin unutmayalım ki 2003. yılından itibaren sözde Ermeni soykırımı iddiasının inkar edilmesi İsviçre kanunlarınca suç teşkil etmektedir. Ve bu karar İsviçre Federal Parlamentosu'nun izlerinin birliğiyle almıştır. Sayın Büyükelçim, İsviçre'deki Ermeni diasporası Eylül sonundan savaşın başlamasından sonra Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarındaki maden yataklarının yasa dışı sömürüsüne katılan Vartan, Sırmakes gibi diaspora temsilcilerinin çalışmalarına büyük bir boyut olarak nasıl karşı çıktı? Çok doğru kaydettiniz. Oldukça bizim için burada önemli meselelerden biridir. Unutmalı değiliz ki İsveç'in strateji önemi ve ülkeler arasında arabulucu olarak önemli konumu mutlaka dikkate alınmalı. Bu sebepten elbette ki Büyükelçilik olarak Azerbaycan gerçeklerinin duyurulması amacıyla İsveç'in yönetimi, basın yayın kuruluşları, etkili politikacılarıyla işbirliği yapmaktayız. Büyükelçiliğimizin çalışmalarında Ermenistan'ın işgalci ve sorunun çözümüne yanaşmaması durumunun İsveç toplumuna duyurulması önemli yere sahiptir. Burada mutlaka medya kuruluşlarının önemini ve politik dairelerde etkisini dikkate alarak İsveç'in önemli basın kuruluşları için briefingler, raportajlar yapılmakta Ermeni diasporasının yalan, iftira ve provokasyon içerikli propagandasının önü alınmaya çalışmaktadır. Evet, bir de çok doğru makamı kaydettiniz. İsveç'teki Ermeni toplumunun önemli simalardan olan Frank Müller, saat brandinin Ermeni asıllı yöneticisi, aynı zamanda Gold Star şirketinin CEO'su Vartan Sirmakeş'in Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu zaman maden yataklarının yasa dışı kullanmasından sorumludur ve cevap vermesi gerekiyor. Bunu da İsveç'teki Türk icmasına çattırmak bence önemlidir. Genel olarak işgaldan kurtarılmış bölgelerimizde İsveç'te kayda alınmış şirketleri tarafından özellikle altın madenlerinin yasa dışı işletilmesiyle ilgili malumatların elde edilmesi amacıyla çalışmalar yürülmektedir. Bu amacla İsveç'in ilgili kurumlarının rehberleri, Dışişleri Bakanlığı, Federal Parlament, hem Senat hem de Temsilciler Meclisi başkanlarına çağrışlar ve görüşmeler, aynı zamanda İsveç-Azerbaycan Parlament Dostluk Grubu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bunun dışında her bir kanton rehberliğinin tüm önemli siyasi parti liderlerinin Ermenistan'ın işgalci tutumu, Azerbaycan'ın haklı gerçekleriyle ilgili bilginin verilmesi büyük elçilik olarak çalışmalarımızda önemli yere sahiptir. Sayın Büyükelçim, Türkiye'nin bu sorunun çözümünde Azerbaycan'a verdiği destek hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet, çok doğal bir meseleye dokunuz efendim. Türkiye'nin Azerbaycan'a kardeş desteğini yalnız Dağlık Karabağ Savaşı süresine sınırlamamıştır. Bunu hepsi biliyor. Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan devletti ve tüm bu yıllar boyunca bizim devletlerimiz ve halklarımız arasında ilişkiler strateji ve kardeşlik düzeyindedir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası arenada Azerbaycan'ı her zaman kesin ve net şekilde desteklemiştir. Özellikle son bir ay boyunca Türkiye'nin manevi desteği Azerbaycan devleti ve halkı için çok daha fazla önemli olmuştur. Sıcak çalışmaların başladığı ilk günden itibaren Azerbaycan'ın tüm şehirlerine Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yan yana asılmıştır.
Burada biz hepimiz çok sevindirici, unikal ve tabi bir bağlılığı müşahede ediyoruz. Hatta yabancı bir basın temsilcilerinin bir konuyla, bu konuyla ilgili sorularını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunun doğal bir şey olduğunu, Azerbaycan ve Türkiye halklarının kardeş bir millet, iki devlet olduğunu söylemiştir. Sayın Büyükelçimiz, bize verdiğiniz bu önemli bilgiler için size çok çok teşekkür ederiz. Ben de size İsveç'teki büyük Türk toplumuna Karabağ'la ilgili bilgileri çattırdığınız için teşekkür ederim.